Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın adıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Güç, kuvvet ancak Allah iledir. Evet, Rabbimizi seveceğiz. Yani Rabbimizi ile bağlantı kurabilmek için gönül bağlantısını da onunla kurmalıyız. Ancak Allah'ı madem seviyoruz, o zaman yani Allah'ı sevdiğimizin kanıtı ne olacak? Ne yapmalıyız? Allah bizzat kendisi diyor ki ayet-i kerimesinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden, eğer Allah'ı seviyorsanız قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz, bana tabi olunuz, benim yolumdan gidiniz, beni izleyiniz ki يُحْبِبْكُمُ اللّٰهَ, Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Günahlarınızı bağışlasın. Allah günahları bağışlayandır. Mağfiret, bağış sahibidir ve çok merhametlidir. De ki, tekrar ediyor bakın ayet-i kerimede. De ki Allah'a ve Resul'e uyun. Yani ikinci kez. İkinci kez söyleniyor. Allah'a ve Resul'e uyun. İki tane yani şeriatte yegane söz sahibi olan sadece Allah ve Resulü. Onun dışında hiç kimsenin öyle bir yetkisi yok. Kur'an ve sünnetteki esaslara ters düşme şansı yok insan için. Yani insan kafir de olabilir, her şeyi yapabilir. Her şeyi yapabilir. Onun için Allah-u Teala diyor ki فَاِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهِ فَقُلْ فَاِنَّ اللّٰهِ لَا يُحِبِّ الْكَافِرِينَ. Eğer kendi bildiklerine giderlerse, yani bazı kelimeler Kur'an-ı Kerim'de önemlidir. Tevellev aslında yüzünü çevirip gitmek. Yani adam yüzünü çevirip gittiği zaman Allah'ın dininden, peki ne yapacak? Yani gidip oturup bir yerde hiç durmadan bekleyecek mi? Yok. Kendi kafasına göre veyahut inandığı başka sistemlere, şunlara, bunlara göre bir hayatı olacak ve o hayatı yaşamaya çalışacak. Onun için Allah diyor ki, eğer senden yüz çevirirler, Kur'an'dan, sünnetten yüz çevirirler, bana itaat etmekten ve sana itaat etmekten yüz çevirirlerse, Allah-u Teala kafirleri asla sevmez. Sevgi meselesi bakın. Allah'ı sevmek ve Allah'ın sevmesi. Hayat içerisinde, dünya hayatında ve ahiret hayatında yegane ölçülerden bir tanesi. Yani Allah'ı seviyorsan tamam. Allah'ı seviyorsan tamam. Allah'ı sevmiyor demiyor bakın burada. Sana uymazlarsa ey Resulüm, senin dediklerini yapmazlarsa, yani İslam'a uymazlarsa, emirleri yerine getirmezlerse, Allah kafirleri sevmez. Allah kafirleri sevmeyince, kafirlere artık rahmet kapısı açık olabilir mi? Mağfiret kapısı açık olabilir mi? Diyeceksiniz ki bu kafirlerle ilgili bir şey. Ama insan güm diye kafir olarak yaratılmamıştır. Güm diye Müslüman olarak yaratılmamıştır. Müslümanca amelleri yapar, peygambere uyarsa gittikçe derecesi yükselir. Eğer Allah'ın dediklerini yapmaz, başka şeylerle yani işte itaat etmez, Allah'ı sevmez, yani namazı kılmaz, oruç tutmaz vesaire, bunların hepsi yani saymakla bitmez. Bunların yapmazsa o zaman ister istemez kalbine düşen her kara nokta belli bir zaman sonra kalbini tamamen karartır. Allah korusun, sıkı bir imtihanda da kaybedenlerden olabilir. Allah'ı sevelim, gereğini de yapalım. O da Allah'a ve Resul'e itaat etmektir. Allah hepimizi muvaffak kılsın.